Üniversite seçimi yaparken diyelim ki öğrenci karar verdi, ben bilgisayar alanında okuyacağım. Evet. Ama birçok bölüm var, yönetim bilişim sistemleri, bilgisayar programcılığı, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi bölümler var. Bayağı var değil mi? Yani bayağı var. Siz kısaltmışsınız listeyi. Aynen. Seçimi yaparken bu bölümleri birbirinden ayıran en büyük özellikler sizce ne? Evet, önümüzdeki bir saat boyunca. Şimdi bakın, bunların hepsiyle ilgili detaylı konuşmak lazım ama çok genel özet istiyorsanız, anlamında tabii bir kısmını kırparak bu bilgilerin şöyle cevaplamaya çalışayım. Aslında 4-5 tane ana disiplin var. Türkiye'deki isimleriyle konuşacağım çünkü Türkiye'deki insanların izleyeceğini düşünüyorum. Bir tarafta bu işin Information Systems denilen, Management, MIS diye de, yönetim bilişim sistemleri diye de geçen ve bu işletmeye çok yakın bir kısım. Bir tarafa bunu koyabilirsiniz. Bunun hemen yanına software engineering, yazılım mühendisliği, o da işletmeye yakın ama orada yönetime daha yakın. Yani proje yönetmek, projenin kalitesini yönetmek, personeli yönetmek anlamında işlerin daha yoğun olduğu. Bunu birazcık daha geldiğinizde bilgisayar bilimleri, computer science var. Programlamaya yakın bir eğitim, yani teknik eğitimin daha fazla olduğu, program nasıl yazılır, bir defa program nedir, bilgisayar nedir, buradan başlayan bir eğitim ve buradan daha iyi yazılımcıların çıkması. Aslında şöyle, Türkiye'deki bu mesleki gelişime baktığınızda önce bilgisayar mühendisliği vardı. Evet. Ve diğer bütün bu meslekler bilgisayar mühendisliğinden koptular. Aynen. Bilgisayar mühendisinin eli hala çok dolu. 11 tane çalışma alanı var ki bunların hepsinde de çalışıldığı bilgisayar mühendisliği içinde iddia ediliyor. Bunu dolayısıyla computer science'ı, yani bilgisayar bilimlerini de Türkiye'de karşılayan disiplin eğitim bilgisayar mühendisliği. Ve bunu çalışabilirsiniz. Yani bilgisayar mühendisliği bugün hala daha bu alandaki en kapsayıcı ve en teknik detaylı bilginin alınabildiği ama bununla birlikte en yönetime yakın şeyinde çalışılabildiği bir alan. Ama işte yönetimle ilgili şeyler yavaş yavaş buradan parçalar koparmaya başladı. En yönetime yakın, en işletmeye yakın alanı bunun yönetim bilişim sistemleri. Bilişim dünyası için bakarsanız bunun ortasında biraz proje yönetme, işte kalite yönetimi, personel yönetimi, metrikler, mesela bütçe hesaplama gibi işleri birazcık yazılım mühendisliğine koyabiliriz. Geldiğimizde ortada bilgisayar bilimleri var. Bilgisayar bilimleri yurt dışında Amerika'da computer science olarak geçiyor. Computer engineering, yani bilgisayar mühendisliği diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz disiplin ise elektroniğe yakın bir, hatta çoğu üniversite elektronik fakültesi altındadır bir eğitim. Oradaki ayrımı Türkiye'de şöyle yapıyoruz. Bilgisayar mühendisliği diye bir eğitim var, bu ikisini de kapsıyor. Bunun yazılım ve donanım ayrımı yapılıyor. Dolayısıyla işin bir donanım kısmı çıkıyor. Bunun içinde hala daha Türkiye'deki karşılayan eğitim bilgisayar mühendisliği. Ama orada donanımla ilgilenen hocalarımız var, ana bilim dalları var, öğrenciler var veya yazılımla ilgilenenler var. Dolayısıyla bu çerçeve hala daha iki tane şey taşıyor, iki büyük şey taşıyor. Bunlar muhtemelen önümüzdeki yıllarda ayrılacak. Ve bunların altından da yeni şeyler çıkacak. Yani mesela bilgisayar bilimlerinin altından bir yapay zeka çıkabilir değil mi? Bir makine öğrenmesi, veri bilimi ki bunlar artık disiplinler de böyle. Biliyorsunuz bir disiplin çalışmaları var, bir multidisiplineri var, bir interdisiplineri var, bir de transdisiplineri var. Yani bakıyorsunuz bazı çalışmalarda disiplinlerden insanlar geliyor, bunlar bir şeyler yapıyorlar. Bazı çalışmalarda disiplinlerin hepsini kapsayan ortak bir çalışmaya geçiyor. Bazılarında ise artık disiplin diye bir kavram kalmamış, ortada bir iş var ve o iş yapılıyor ki data science bu yönde gidiyor. Böyle alt şeyler çıkacak. Bilgisayar mühendisliği, dolayısıyla şöyle tekrar alacak olursak, yönetim bilişim sistemleri, yazılım mühendisliği, bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği, donanım anlamında veya yazılım donanım diye ayırabilirsiniz ve elektronik mühendisliği. Yani bütün bunlar bizim bilgisayar dünyasında, bilişim dünyasındaki eğitim alabileceğiniz sektörler. Burada işte sizin neyle ilgilendiğiniz, ne kadar ilgilendiğiniz sorusu var. Genelde sorulan sorular, bana gelen sorular, işte siber güvenlikle ilgilenmek istiyorum, işte yapay zeka ile ilgilenmek istiyorum, işte donanımla ilgilenmek istiyorum, işte bir embedded system, işletim sistemleriyle ilgilenmek istiyorum. Sorularının %80'inin cevabı şu an hala daha Türkiye'de bilgisayar mühendisliği eğitimi içinde. Çünkü bu saydıklarınız, veri tabanı konusunda teori öğrenmek istiyorsanız, işte bir yazılımın nasıl yazılacağı, kodlama ile ilgili detaylı bilgi öğrenmek istiyorsanız, işletim sistemi, networking vesaire ile ilgili konular öğrenmek istiyorsanız, bunların cevabı hala daha bilgisayar mühendisliğinin içinde. Ama ben işin işte yönetim kısmı,
Şartname nasıl yazacak? Bu detaylara girmek istiyorum. Muhasebesini öğrenmek istiyorum. Yönetimini öğrenmek istiyorum derseniz yönetim bilişim sistemleri daha iyi bir alternatif. Evet. Ki şu anda bununla ilgili bir eksiklik var piyasada, bir sektörde bir boşluk oluştu. İşi bilen gerçekten. Bakın yönetim bilişim sistemleri eğitimi, biraz o bölümden geldiği için biraz daha parantez açayım. Yönetim bilişim sistemleri eğitimi ihtiyaç olduğu anlaşıldıktan sonra bir anda patlamış bir alan. Evet. Ve çok da iyi patlamamış bir alan. Yani 2000 tane açık öğretime öğrenci alınıyor. Şimdi sektörde zaten diğer üniversitelerin toplamda yetiştirdiği öğrenci sayısı 2000'den az. Evet. Örgün öğretimde. Evet. Siz 2000 tane açık öğretimden adam buraya enjekte ederseniz bu adamların kalitesini sorgulamanız lazım. Evet. Açık öğretimde ne kadar iyi kaliteli adam yetiştirebilirsiniz? Bir soru işareti. Çünkü orada çok fazla öğrencinin kendi çalışmasına dayanan bir şey var. Şimdi dolayısıyla yönetim bilişim sistemleri bir ihtiyaç ama burada gerçekten işi bilen iyi yönetim bilişim sistemleri mezununun az olduğunu da görmemiz lazım. Burada bir açık olarak duruyor. Bunun yanında mesela yazılım mühendisliği var. Bir ihtiyaç, yazılımı yönetecek, projeyi yönetecek, analiz yapacak, iş analisti denilen bir kavram var. İş analisti denilen bir kavram var, test mühendisi denilen bir kavram var, kalite yönetimi, kalite... Bunlar yeni meslekler çıktı böyle değil mi? Mesela test mühendisi diye bir şey çıktı. Yani bu test mühendisi denilen adam bir yerde yetişecek. Yazılım mühendisliği bölümleri burada bilgisayar mühendisliğine göre daha iyi bir alternatif. Ve bunların yetişmesi de vakit alıyor. Çünkü bu yönetime yakın meslekleri saydığınız zaman bunlar teknikten biraz uzaklaşmaya başladığı için sadece eğitimle, sadece bilgiyle yapılabilecek işler değil, birazcık da sektör tecrübesi, sektör bilgisi de gerektiriyor. Bu adamlar sadece teknik eğitim almayacaklar, biraz da ve aynı zamanda sektör bilgisi hoca da gerektiriyor. Yani sadece böyle üniversitede yetişmiş akademisyen hocanın dışına çıkıp birazcık proje yönetmiş, birazcık bu idari şartnameyi hayatında bir kere yazmış, bir ihaleye girmiş, bir doğrudan temindir, şudur budur almış, devletle işi olmuş, özel sektörde işi olmuş, hocalara da ihtiyaç var. Ve Türkiye bütün bunlara baktığınızda her tarafından delik deşik, boşluklar olan bir ülke eğitim aynen açısından baktığınızda. Dolayısıyla sizin gibi gençlere çok iş düşüyor, evet, yapılacak çok şey var. Bir an önce yetişip siz de insan yetiştirmeye bakın. Tamam mı?